Abla evdeki hesap çarşıya uydu mu? Hayır, uymadı. Evet, uymadığı için gidiyoruz. Hesap çarşıya uymuyor kardeşim. Uymadım abi. Uymadı. Ne, hiçbir şey almadım. 100 milyon param gitti. Baksana elimdeki poşetlere bak. Allah. Hiçbir şey almadım. Aa, gel gel, şunları çeker misin abi? Yani. Abicim şunları çeker misin? Erol getir. Abi 500 milyon. Hükümetin bir suçu yok. Hükümetin hiçbir suçu yok. Pahalılığı yapan belli. Kim abi onlar? Kabahat yıkmak için uğraşıyorlar ama onlar başaramayacak. Kimse başaramayacak. Kardeşim kusura bakma. Çok sağ ol abi, teşekkürler. Nasıl hükümetin bir suçu yok ya? Nasıl bir hükümetin bir suçu yok ya? Hangi hükümetin bir suçu yok? Her şey hükümetin suçudur. Ben zam yapıyorum sanki. Vatandaş zam yapıyor da hükümetin suçu yoktur. Kardeşim milletin haline baksanıza. Bak gidip poşetlerle gelmiyor. Hem geliyor diyor ki bak alamıyorum, bir şey hükümetin bir suçu yok. Bu insanlar hak ediyor. Hak ediyor. Nereye kadar gider abi peki? Abi bu nereye kadar gidecek? Bu şekilde hiçbir yere kadar da gitmeyelim. Milleti kandıra milletin anasını ağlattılar, biliyor musun? Başka hiçbir şey yok. Yıllardan beri milleti kandırıyorlar. Yani demek istediğim bu şekilde gider. Ya bu adam gidecek ya da bu şekilde olmayacak. Yani İstersen olsun. Bir tane konuşuyor. Evet. Hepsi konuşmuyor. Hepsi bir olsa. Yani baksana adam diyor ki hükümetin bir suçu yok. Benim mi bir suçum var? Senin mi bir suçun var abi? Ya. Kimin suçu var bunda? Demek ki insanlar hak ediyor bunu. Baksana ben poşetlerle girdim. 100 lirayla bak şu kadar bir şey aldım ya. Şu kadar bir şey. Elimde poşetler. Bir şey alınmıyor. Yani gerçekten Allah hepinize yardımcısı olsun. Ben başka hiçbir şey demiyorum yani. Abi merhabalar. Abi evdeki hesap nasıl, çarşıya uydu mu? Evdeki hesap hiçbir zaman için çarşıya uymaz. Onun bilincinde olacağı. Fiyatlar nasıl abi? Fiyatlar mı? Fiyatlar alım iyi değil. Bitmiş, biber de bitmiş. Ne kadar tutar bir sorma sahip? Şurası? 150 lira. İki poşet mi abi? İki poşet 150 lira. Eyvallah abi, görüşürüz. Hatam da yedim. Abi nasıl, evdeki hesap çarşıya uydu mu? Oğlum biber 30 TL. Ne yapacağız? Fiyatlar nasıl abi? Görüyorsun işte abi, bak ha. Bunlar ne kadar tutar abi, sorumlu? Valla bunlar ne tutu? 25-40 TL'de git. Sağ ol, olur abi. Abi nasıl, evdeki hesap uyuyor mu çarşıya? Siz hangi şeyler? Bırak edeyim abi. Evdeki hesap çarşıya hiçbir zaman uymadı da. Bundan sonra hiç uymaz. Hiç ya, pazar market aynı. Bir lahana olmuş 30 lira bir tanesi. Abi evdeki hesap nasıl, çarşıya uydu mu? Hiç uymadı. Hiç uymadı. Çok pahalılık var. Yani şaşırdık yani, her şeyden yarım şar kilo aldık. En ucuz halinde aldık. Ne kadar tuttu abi şunlar sonra sayıp? Şunlar 100 lira tuttu. 100 lirayı geçik hatta. Ne kadar yeter abi size? Valla işte bir akşamlık yani, kolay değil, bilmiyorum. Çünkü hani üretmiyoruz. Hazır yiyoruz herhalde bundan. Çok büyük pahalılık var. Kolay gelsin. Çok sağ olun, teşekkürler. Abi merhabalar. Abi nasıl, evdeki hesap çarşıya uydu mu? Evdeki hesap her zaman uyuyor. Niye uymasın? Hesaplı gidersin. Fiyatlar nasıl abi? Pahalı değil mi? Normal. Alım gücü olana normal. Alım gücü olmayana normal. Abla evdeki hesap çarşıya uydu mu? Uymadı. Fiyatlar nasıl abla? Fiyatlar maalesef pahalı da. Bir gelen yok, giden yok. Bir zabıta yok. 50 milyona taze fasulye olur mu? Nerede burada belediyenin zabıtası? Buranın belediyesi CHP niye gelip de bir kontrol etmiyor? 50 milyon, 30 milyon bir kilo biber. Yani biraz da teftiş lazım yani, bir kontrol lazım yani. Hepsini de yani şeye yüklememek lazım yani. Bilmiyorum yani. Abi evdeki hesap çarşıya uydu mu? Selamun aleyküm. Uymadı abi. Uymadı. Fiyatlar nasıl abi? Fiyatlar ateş bağısı. Ne kadar tuttu abi sorması? 100 lira. Aldığım şunlar 100 lira. Tencereye koymaya bir şey yok. Ama nereye gidecekti? Bu işin sonu bilmiyoruz yani. Nasıl çıkacağız işin içinden? Peki abi, erken bir seçim olsa, hükümet değişmiş olsa bu zamlar aşağı düşer mi sizce? Ya düşmez ama ilerlemez en azından. Düşmeyebilir. Yani düşürmek zor. Mazot almış başını gitmiş. Doları bilmem nesi. Düşmez. Ama ilerlemez de herhalde. İnşallah seçim meçim olursa giderler başımızdan, rahatlarız belki biraz. Bugün erken seçim olsa abi, oyunuzu hangi partiye kullanırsınız? Benim değişmez mi? Benim sol parti. Yıllardan beri. Vermem yani. Abi evdeki hesap çarşıya uydu mu? Yok, uymaz. Hiçbir zaman uymaz.